Kıymetli arkadaşlar merhabalar. İsmim Celal Üney. Muş'tan herkese sevgiler, saygılar. Kitabımızın Ali Kuşçu Mahallesi'ne başlıyoruz. Doğum tarihi bilinmiyor. Ölüm tarihi 1474. Evet, 1474 yılında Astronomer and Mathematician. Astronomer arkadaşlar uzay bilimiyle uğraşan kişi. Evet, astronot değil. Uzay bilimiyle uğraşan kişiye Astronomer. Yani gök bilimiyle uğraşan kişiye denir. Demek ki Ali Kuşçu arkadaşlar astronomer and mathematician. Yani hem matematikçi hem de neymiş? Uzay bilimiyle uğraşan kişi astronomermiş. Yani ben burada hem kelimesini kullandım. Yani ekini kullandım fakat o burada yok. Ben yani Türkçe'ye öyle çevirdim. Buradan devam ediyorum. Astronomer and mathematician. Born in Samarkand, Turkistan. Türkistan Samarkand'da doğmuştur. He learned astronomy and mathematics from Ulugbek and Kadızade-i Rumi. Değerli arkadaşlar cümleyi ilk başta yani tam bitiriyoruz. Yani anlamlandırmaya kalkmadan önce tam bir şekilde okuyup bitiriyoruz. Ondan sonra anlamlandırmasını yapıyoruz. Cümle buradan başlıyor arkadaşlar. Burada bitiyor. Bakalım. Born in Semerkant, Türkistan. Yani Türkistan'daki Semerkant şehrinde doğmuş. Sonra arkadaşlar o yani Ali Kuşçu, özne bu Ali Kuşçu, Kadızade-i Rumi'den ve Ulu Bey'den arkadaşlar. Bak Dendaneke from Kadızade-i Rumi'den ve Ulu Bey'den mathematics yani matematik and astronomy ve astronomi öğrenmiştir diyoruz. When the latter died yani ikincisi öldüğünde yani Kadızade-i Rumi öldüğünde burada latter kelimesi arkadaşlar ikinci anlamında. Yani verilen bu iki isimden birinci Ulubey, ikinci Kadızade-i Rumi. Burada cümle diyor ki when the latter died yani ikincisi öldüğünde Kadızade-i Rumi öldüğünde Ali Kuşçu was appointed director of the Samarkand Observatory. Ali Kuşçu Samarkand'da bulunan observatory, observation arkadaşlar observatory yani gözlem evi, gözlem merkezi anlamında yani gözlem evi diyelim biz buna. Gözlem evinin direktörü yani yöneticisi olarak atanmıştır. Evet. When the latter died, yani Kadızade-i Rumi öldüğünde Ali Kuşçu Semerkant'taki gözlem evine müdür olarak, yönetici olarak atanmıştır. Devam ediyorum. He helped Ulu Bey to complete his well-known astronomical table. O, yani Ali Kuşçu arkadaşlar, Ulu Bey'in bilinen, bakın bilinen astronomical table, yani astronomik bilgiler içeren tablosunun bitirilmesinde yani bitirmesinde Ulu Bey'e yardım etmiştir. Bakın yardım etmiştir. Help it. Yardım etmiştir. Şimdi burada arkadaşlar yardım etti, yardım etmiş midir, nedir? Bu tür şeylere çok fazla takılmıyoruz. Yani biz Türkçe'ye yani anlamlandırma yaparken böyle bu şekilde kısa yolda anlamlandırma yapıyoruz. O yüzden mesela hocam yardım mı etti, yardım etmiş midir, yardım etmiş mi gibisinden mesela anlamlandırma içerisine girersek sıkıntılar yaşarız. Hemen ne anlıyorsak onu çeviriyoruz arkadaşlar. Onu anlamlandırıyoruz. Devam ediyorum. Yine bu cümleyi elden geçiriyorum. He yani burada özne Ali Kuşçu arkadaşlar. Helped Ulu Bey to complete his well-known astronomical table. Anlamlandırmaya nereden başlıyorum? Yani uygun, temiz, yani anlamlı bir kuralı bir Türkçe cümle kurabilmek için önce özneyi buluyorum. Öznemiz he yani Ali Kuşçu arkadaşlar. Sonra en sona gidiyorum. Çünkü burada fiil var. Biliyorsunuz ki biz Türkçe'de fiili en sonuna yani cümlenin en sonuna getiririz. O Ulu Bey'in bakın Ulu Bey'in well-known astronomical table yani Ulu Bey'in bilinen tanınan astronomik tablosunun bitirilmesinde ona yani Ulu Bey'e yardım etti diye bitiriyorum. After the murder of Ulu Bey, yani Ulu Bey'in cinayete kurban gitmesinde, yani öldürülmesinden sonra Ali Kuşçu entered the service of the Akkoyunlu Uzun Hasan. Ali Kuşçu Uzun Hasan'ın yani hizmetine girmiştir. Evet, bir de okuyorum arkadaşlar. After the murder of Ulu Bey, Ulu Bey'in öldürülmesinden sonra Ali Kuşçu Akkoyunlu Uzun Hasan'ın hizmetine bakın enter the service yani hizmetine girmiş. Enter girmek arkadaşlar service hizmet demek yani hizmetine girmiştir diye anlamlandırıyorum. Burada da zaten devam ediyor cümle görüyoruz. Evet. Nerede? Azerbaycan'da. Yani.
Uzun Hasan, Bakan Sultan Uzun Hasan in Azerbaycan. Yani Uzun Hasan, Azerbaycan'da Uzun Hasan'ın hizmetine girmiştir diyoruz. Cümle devam ediyor arkadaşlar. Buradan devam edelim. Evet. Uzun Hasan sentim esen envoy. Uzun Hasan sentim esen envoy. Töre Ottoman Sultan Mehmet de sekat. Uzun Hasan onu, bakın onu bir elçi olarak, bakın esen envoy. Envoy elçi demek. Bir elçi olarak Osmanlı Sultanı 2. Mehmet'e göndermiştir. Bakın göndermiştir. Shortly afterward, bunun hemen sonrasında. Shortly afterward, yani bunun hemen sonrasında he was appointed by the Sultan as a müderris to the Ayasofya Medrese. Arkadaşlar, shortly afterward, yani bunun hemen sonrasında he dediği kişi burada Ali Kuşçu. Arkadaşlar pasif bir cümle. Ali Kuşçu by the Sultan, o Sultan tarafından, yani Osmanlı Sultanı tarafından Ayasofya Medresesi'ne müderris olarak atanmıştır. Bakın atanmıştır. Buradan devam ediyorum. He, yani Ali Kuşçu, contributed to the organization of the Semaniye Medrese. Contribution arkadaşlar, yardım etmek. Contributed, yani katkıda bulunmak anlamında. Evet. Ama bunu en son söylüyorum, dikkat ederseniz. Nasıl çeviriyorum? Ali Kuşçu, yani he, o. Yani Fatih cami kompleksinin içerisinde, bakın. Fatih Mosk kompleks, Mosk cami. Fatih Mosk kompleksi. Yani kompleks derken arkadaşlar mesela hani camisinin içerisinde bulunan medreselerden bahsediyor. Yani bir cami alanı var. Bu caminin içerisinde işte camidir. Ondan sonra işte külliyedir, medresedir. Bunlar hepsi bir alanda. Bu kompleks diyoruz biz buna. Ne yapmıştır? Cümle buradan başlıyor. Ali Kuşçu Fatih cami kompleksinin içerisinde yer alan Semaniye medreselerinin organize edilmesinde, bakın organization, organize edilmesine katkıda bulunmuştur. Contributed, katkıda bulunmuştur. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. Ali Kuşçu wrote treatises. Treatises arkadaşlar risale on theology. Bakın Ali Kuşçu wrote their treatises on theology, philology as well as astronomy. Yani Ali Kuşçu astronomi kadar dil alanında, bakın filoloji dil alanında ve teoloji alanında risaleler yazmıştır. Ali Kuşçu, wrote treatises, evet arkadaşlar, treatises on teoloji, filoloji and as well as astronomi. Yani Ali Kuşçu astronomide olduğu kadar dil alanında ve teoloji alanında risaleler kaleme almıştır diyebiliriz. In his treatises, bakın treatise, in his treatise on astronomy, yani astronomi ile ilgili yazmış olduğu risalesindeki, bakın burada parantez içerisinde vermiş, Risale-i Felhiye, yani risalesinde Ali Kuşçu arkadaşlar, önce cümleyi tam bir okuyorum, bakın Ali Kuşçu, dealt with the problem of calculating the distance of celestial, bakın celestial bodies from Earth. Şimdi değerli hocam, burada bilmediğimiz kelimeler falan var. Biz bunları nasıl yapacağız? Elbette kelime bilgisi şart. Mesela ben yine ipuçları vereyim. Bakın deal with, bir şeyle uğraşmak, bir şeyle ilgilenmek. Arkadaşlar deal with, deal. Evet, deal with. Ondan sonra calculating, calculating hesaplamak arkadaşlar. Burada distance, uzaklık, distance. Burada celestial bodies. Celestial bodies arkadaşlar gök cisimleri demek. Gök cisimleri. Evet. Örtte dünya demek. O zaman cümleyi nasıl çevireceğiz? Bakalım şimdi. Önce özne. Öznemiz ne? Ali Kuşçu. Ali Kuşçu. Ne yapmış bu arkadaşlar? Hemen bakalım. Bu arkadaş, bakın dünyadan celestial bodies. Yani bu gök cisimlerinin dünyadan uzaklıklarını, bakın distance uzaklıklarının hesaplanması problemiyle ilgilenmiştir. Nerede ilgilenmiştir? Treatise on astronomy ile. Yani astronomi ile ilgili risalesinde. Cümleyi tekrardan geçiyorum. Cümle buradan başlıyor. Burada bitiyor arkadaşlar. Yani Ali Kuşçu in his treatise on astronomy. Ali Kuşçu bu astronomi ile ilgili risalesinde, Risale-i Felhiye'de arkadaşlar gök cisimlerinin celestial bodies from Earth, yani gök cisimlerinin dünyaya olan uzaklıklarının hesaplanması konusuna, yani problemine değinmiştir. Onunla uğraşmıştır diyoruz.
Devam ediyorum burada. His commentary on Rubik's astronomical table. Commentary arkadaşlar, commentary yorum demek. Evet, onun yorumu bak, onun yorumu. Ne üzerine? On Rubik's astronomical table. Yani Rubik'in o astronomik tablosunu, tablosu hakkındaki yorumu, yorumu arkadaşlar. Cümleyi tam bir okuyalım arkadaşlar. Tam okumadım. O nedenle mesela konsantre olamıyorum. Önce tam okumam lazım. His commentary on Rubik's astronomical table is noteworthy for the mathematical proofs of the table postulates. Mathematical proofs of the table's postulates. Şimdi şurada arkadaşlar. Önce yine özneyi buluyoruz. Bakın bu tür komplike cümlelerde önce özneyi buluyoruz. Sonra sona gidiyoruz. Öznemiz ne? Öznemiz yani Ali Kuşçu'nun, bak his onun, Ali Kuşçu'nun Ulu Bey'in astronomi ile ilgili meydana getirmiş olduğu tablo hakkındaki yorumu bu tabloda, bakın proofs of the table's postulates, yani tabloda yer alan, bakın tabloda yer alan varsayımlar, postulate varsayım, varsayımların matematik olarak kanıtlanması açısından, mathematical proofs, proof kanıt demek arkadaşlar. Yani matematiksel kanıtlarla açıklanabilmesi açısından noteworthy, yani önem arz etmektedir, dikkate değerdir diye anlamlandırıyorum. Değerli arkadaşlar, burada ne yaptık? Kitabımız olan Historical Dictionary of the Ottoman Empire, yani Akşin Somel tarafından yazılmış olan Osmanlı tarihinin, tarihiyle ilgili bir sözlük meydana getirmiş yabancılar için, biz de bu kitaptan mesela belli paragraflar elde ederek bunları hem Türkçe anlamlandırmaya çalışarak İngilizcemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz, hem de aynı şekilde Osmanlı tarihinde kullanılan kavramların, yani İngilizce kavramların nasıl kullanıldığını ve neler olduğunu ortaya koymaya çalışarak, özellikle bu alanda ihtisas almaya çalışan ve yabancı dilini geliştirmeye çalışan arkadaşlara yardımcı olmayı hedefliyoruz. Amacımız bu arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak dileğiyle Muş'tan herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar.